Daha önce kanalımızdan duyuru ve ön bilgilendirmesini yapmış olduğumuz Orköy kredi limitleri güncellendi. Limit ve program detaylarına geçmeden önce kanalımızı ilk defa ziyaret eden üreticilerimiz için hızlı bir özet geçmek istiyorum. Orköy, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin kalkınmasına yönelik yürütülen destek programıdır ve ilgili tebliğde faizsiz kullandırılacağı açıkça belirtilmektedir. Başvuru yapabilmeniz için orman köyünde son 1 yıldır ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Orman köyü, mülki sınırlar içerisinde devlet ormanı olan köyler ile daha önce orman köyüyken 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen yerleri kapsar. Dilerseniz TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun resmi web sitesinde yer alan orman köyleri listesini inceleyebilirsiniz. Yine projeniz ile uyumlu eğitim belgenizin olması avantajınıza olacaktır. Başvuruları E-Devlet üzerinden veya Orman Genel Müdürlükleri ya da şefliklerinden şahsen yapabilirsiniz. Bizim önerimiz bir dilekçe ile şahsen başvurmanızdan yana olacaktır. Diyelim ki başvurdunuz. Başvurular takip eden yılbaşına değerlendirilip kura çekimiyle hak eden üreticilere tebliğ edilmektedir. Bu süreçte yaşanması muhtemel sıkıntı ise başvuru süresi uzun olduğu için oluşabilecek fiyat farkı olacaktır. Kredi ile almak istediğiniz ürünün fiyatının artması durumunda aradaki fiyat farkının sizin karşılamanız gerekebilir. Dilerseniz şimdi program detaylarını ve limitleri birlikte inceleyelim. Ama öncesinde bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki videomuz ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modeli detaylı olarak incelenmesi planlanmaktadır. İyi seyirler. Krediden kimler yararlanabilir? Orman köylüleri, kooperatifler ve üst kuruluşları. Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az bir yıl ikamet etme şartı aranmaktadır. Daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir. Desteklenen alanlar ve destek unsurları nelerdir? Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere orman köylülerinin kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak için orman köylülerine, kooperatifleri ve kooperatif üst kuruluşlarına hibe ve kredi kullandırılması amaçlanmaktadır. Kredi üst limitleri her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Kredilerden faiz alınmamaktadır. Ferdi kredi desteği. Ekonomik krediler için proje tutarının en az %10'u oranında köylü katkısı aranmaktadır. 2023 yılı için hibe oranı %20'dir. Ev kadınları için mikro kredi projeleri haricindeki konular için aileden yalnızca bir kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir. Sosyal krediler 3 ve 7 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir. Kredi konuları ise şunlardır. Dam örtülüğü 150 metrekare 28.000 TL. Dış cephe montalama 100 metrekare, pencere değişimi dahil 70.000 TL. Dış cephe montalama 100 metrekare, pencere değişimi dahil ve kalorifer tesisat dahil 130.000 TL. Dış cephe montalama pelet sobalı kalorifer sistemi dahil 140.000 TL. Güneş enerjisi su ısıtma sistemi 2-3 kolektörlü 16.000 TL. Güneş enerjisi su ısıtma sistemi vakum tüplü 13.000 TL. Pelet sobası 33.000 TL. Peletli kalorifer sistemi, ısı yalıtımlı evler için 70.000 TL. Katı yakıtlı kalorifer sistemi, ısı yalıtımlı evler için 60.000 TL. Köy evleri elektrik iç tesisatı 42.000 TL'dir. Ekonomik krediler, bağcılık, yayla bağcılığı 5 dekar 80.000 TL. Besik oyunculuğu 50 baş 330.000 TL. Besi sığırcılığı 10 baş 330.000 TL. Bodur meyvecilik 5 dekar 80.000 TL. Ev pansiyonculuğu 135.000 TL. Fenli arıcılık 30 kovan 140.000 TL. Fenli arıcılık Kafkas arısı 30 kovan 160.000 TL. Fenli arıcılık 30 kovan 175.000 TL. Halıcılık 1 tezgah 50.000 TL. Kültür mantarcılığı 13.080 kilogram yılda 250.000 TL. Malç örtülü çilek yetiştiriciliği 2 dekar 65.000 TL. Manda yetiştiriciliği 3 baş 280.000 TL. Meyvecilik 5 dekar 75.000 TL. Nazar boncuğu üretimi 45.600 adet yılda 75.000 TL. Sırada erik üretimi 1000 metrekare 250.000 TL. Seracılık 500 metrekare 240.000 TL. Seracılık 1000 metrekare 320.000 TL. Sırada erik üretimi 1000 metrekare 400.000 TL. Süt koyunculuğu 30 artı 1 baş 330.000 TL. Süt sığırcılığı 2 baş 280.000 TL.
Süt sığırcılığı 5 baş 560 bin TL. Ada çayı yetiştiriciliği 5 dekar 60 bin TL. Kekik yetiştiriciliği 5 dekar 60 bin TL. Lavanta yetiştiriciliği 5 dekar 85 bin TL. Mavi yemiş yetiştiriciliği 2 dekar 120 bin TL. Goji biri yetiştiriciliği 2 dekar 60 bin TL. Sumak yetiştiriciliği 5 dekar 50 bin TL. Aronya yetiştiriciliği 1 dekar 55 bin TL. Motorlu testere ve koruyucu giysisi 1 takım 30 bin TL. Tomruk çekme vinci, tambur, mekanik 1 adet 170 bin TL. Tomruk çekme vinci, tambur, hidrolik, pneumatik 1 adet 350 bin TL. Traktör 1 adet 55 ve 69 IP 600 bin TL. Traktör 1 adet 70 IP ve üzeri 700 bin TL. İstifleyici yükleyici aksam, ters kepçe 1 adet 325 bin TL. Tomruk sayma makinesi 1 adet 700 bin TL. Ceviz ilaçlama hasat makine ve ekipmanları 1 adet 50 bin TL. Makineli odun kömürü üretimi 1 adet 200 bin TL. Mikro kredi ev hanımlarına yönelik gelir getirici faaliyetler için girdi bedeli 50 bin TL. Güneş enerjisinden elektrik üretim sistemi 120 bin TL. Söz konusu projenin 60 bin TL'si kat kalorifer sistemi için olup 70 bin TL'si montalamada kullanılacaktır. Bodur meyvecilik 2 ve 5 dekar alanda uygulanabilmektedir. Tabloda yer alan üst limit 5 dekar içindir. Kooperatif kredi desteği 3 ve 8 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir. Proje konusuna göre %5 ve %25 arasında kooperatif öz kaynak katkısı aranmaktadır. Proje konusu ve kredi limitleri proje özelinde bakanlıkça değerlendirilmektedir. Başvuru dönemi ne zamandır? Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir. Takip eden yıl başında sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. 2024 yılı Orköy kredileri kredi üst limitleri 7 Ağustos 2024 tarihli tebliğ ile güncellendi. Bilmeyenler için hızlı bir özet geçmek gerekirse, Orköy, Orman Genel Müdürlüğü'nün sadece orman köylülerinin kalkınmasına yönelik sunmuş olduğu faizsiz kredi ve %20 hibe programıdır. En önemli kriter, orman köyünde son 1 yıldır ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Nereden başvuru yapabilirim? Orman Genel Müdürlüklerinden veya şefliklerinden başvuru yapabilirsiniz. Konuyla ilgili resmi belgelere Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Güncellenen limitler şu şekildedir. Süt sığırcılığı 2 baş 280 bin TL, süt koyunculuğu 30 artı 1 baş 330 bin TL, fenli arıcılık 30 kovan 140 bin TL, besiz sığırcılığı 10 baş 330 bin TL. Devletten %60 ila 70 oranında hibe alabilirsiniz. Program TKDK İPART 3 ikinci çağrı ilanı. Hibe ile neler yapabilirsiniz? Süs bitkileri üretimi, yem bitkisi üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar, misel üretimi, solucan gübresi üretimi, fide, fidan ve çiçek soğanı üretimi, işleme ve paketleme tesisi kurabilir ya da büyütebilirsiniz. Arıcılık ve arı ürünleri üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, gıda ve gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, örneğin süt işleme tesisi kurabilirsiniz. Kırsal turizm kapsamında yeme, içme ve konaklama tesisi kurabilirsiniz. Su ürünleri yetiştiriciliği tesisi kurabilirsiniz. Tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına yönelik makine parkı kurabilir, makine ekipman alabilirsiniz. Elektrik, ısı, ışık, gaz ve benzeri yenilenebilir enerji tesisi kurabilirsiniz. Farklı bir projeniz varsa TKDK il koordinatörlükleri veya resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Proje yatırım tutarı 5000 euro ila 500 bin euro arasında 1 euro 34,71 TL olarak hesaplanacaktır. Proje türüne göre değişmekle birlikte uygun harcama tutarı minimum 173.550, maksimum 17.355 TL'ye tekamül etmektedir.